Şimdi Adnan abi gelelim programın en sevilen bölümüne. Bu arada zamanımız da azalıyor. Son 20 evet. dakikamız. Programın en sevilen bölümlerinden bir tanesi. Usta televizyoncu Mehmet Ali Birand'ın canlı yayın gafları. Evet. Evet, şimdi dilersen malum artık hemen hemen her gün bu gafları yapıyor. Evet. Biz de onları derliyoruz burada. Program içerisinde ses kaydı olarak dinletiyoruz. Dilersen onun bir tanesini dinleyelim, ardından konuşmamızı sürdüreceğiz. Sevgili seyirciler, bugün 27 Aralık Salı. Bültenimize bir son dakika gelişmesiyle başlayalım. Rusya'nın güneydoğusunda 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 45 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklanan bu depremin merkez üssü Rusya'nın Moğolistan sınırı yakınlarındaki Kızıl Kenti. Başbakan Erdoğan bugün Ankara'ya döndü. Mesaisine de Gölbaşı'nda vilayetlerde başladı. Vilayetler evinde başladı. Ankara'nın gündemi aynı. Emekli milletvekillerine yapılan zam hala tartışılıyor. Meclis Başkanı ve çok özür dilerim. Meclis Başkanı ve CHP dışındaki partiler düzenlemeyi savunuyorlar sevgili seyirciler. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay hariç. Evet, görüyorsun Adnan abi. Bir an o kadar rahat ki canlı yayında hapşuruyor. Moğolistan veya işte Mardin'in, Madrid'in Midyat ilçesi. Hepsi gayet güzel söylüyor. Şimdi ajans muhabirleri normalde işte ajansa bağlıdır. Ajans adına çalışırlar ama televizyon kanallarının bir yerde muhabiri yoksa ajans muhabirleri aranır, canlı yayın varsa canlı yayın, yoksa telefonda olayı anlatırlar. Şimdi sana sormayacağım ama yok soracağım aslında da televizyonda veya işte bir X bir kanalda nasıl oldu diye. Şimdi sen de senin de başına geliyor, biraz önce anlattın. Evet. O malum işte deniz otobüsü kazasında canlı yayında meramını anlattın. Hem haberi anlattın hem dayak yediğini anlattın. Evet. Şimdi peki senin o bağlantılarında böyle başına gelen ilginç bir olay oldu mu veya hata? Çünkü sürekli bağlanmıyorsunuz. Evet. Heyecan haliyle oluyor. Şimdi tabii oluyor da şimdi o kadar çok bağlantıya geçiyoruz ki şimdi bazen hangi kanala bağlandığımızı bilmiyoruz yani. Kendimiz sürçüyor yani, isim zikrediyoruz. Yanlış kanal oluyor mu? Oluyor, olmaz olur mu? Şimdi önemli bir operasyonda yani arıyorlar işte şu kanal, bu kanal. Sonra diyor ki sizi arayacağız. Ses az geliyor. Hangi kanal değil mi? Direkt olmayan. Yayındasın. Zaten şeyiz, yoğunuz. Merkezde bize iletişimi kesmemek için hemen bağlanalım, kurtulalım yayından hesabı. Kısa zaman kısa tutuyoruz yani. Ama konuya vakıf olmak çok önemli. Eğer konuya vakıfsanız o konuyu baştan sona çok rahat anlatırsınız. Ama şimdi bazen öyle birden önemli konular oluyor ki. Acil. Konuya vakıf değilim. Merkez diyor ki ya buna bağlan işte. Kırmayalım, bizim abonemiz. Bağlanıyorsun. Bende de bilgi yok. Ne yapacağım? Bana bir soru soruyor. Şimdi çapraz sorgudan bahsediyor. Adamlar daha almadı ki çapraz sorguyu aslında yani. Dur önce bir alınsın tabii, değil mi? Tabii. O zaman yuvarlama dönemine giriyoruz böyle. Yani veya ne sorulacak? Tabii. Ne sorulacak? Tabii. Sence ne yapılacak şimdi? Tabii, gözaltına yani, olacak mı? Tabii yani atıyorum örneğin bir şike operasyonu. Yani böyle bir büyük operasyon var. 10 kişi var, bekliyor, yayına bağlayacağım seni mesela. Ya da sen görüntü çekmişsin, sana soracak. Şimdi yayına mı bağlansam, haber mi toplasam değil mi? O da var tabii, şimdi bağlanma da sıkıntı. Bağlanmasan olmayacak. Yani bilgiler derli toplanması lazım. Bir soru soruyor size. O sorunun cevabını siz bilmiyorsunuz ki o anda. Veya ne, teyit etmemişsiniz, bir sürü bilgi var ama ben kendim haber merkezine yazdırmadığım bir bilgiyi doğru olsa bile teyitsiz olduğu için ben içeri yazdıramıyorum. Ama bunu kanal istiyor bunu. Merak ediyorum. Diye veriyorum ama risk aslında. Peki böyle hata falan oldu mu? Aklına geliyor mu böyle hani şu kanala bağlandım, işte şu yanlış oldu, şu takıldım veya şu sorunun yanıtını bilemeyeceğim dediğin? Öyle ciddi bir sorunla karşılaştığım bir hata olmadı. Hani isim konularında olmuştur tabii yani. İşte atıyorum Zuhal Hanım diyeceğime, işte Esra Hanım dedi şimdi. Buna spikerler çok bozulurlar bak söyleyeyim ama. Beni mesela aradılar, dediler ki işte, hatta yayına bağladılar beni. Cihan Haber Ajansı muhabiri Adnan Suar'a bağlanıyoruz dedi. Şimdi ben o an o kadar yoğunum ki. Dedim önemli değil, olsun. Ajans ajanstır. Fark devam etmez. Yani. İhlas Haber Ajansı bir anda Cihan oldu değil mi? Şu an hatırladım, o var tabii ki yani. Evet, evet muhabirlerim. Ama Adnan abi şuna çok dikkat etmeni rica ediyorum. Spikerler bu işe çok bozuluyorlar. Evet. Yani isim yanlış. Ne yaparsan yap. Olay yerindeki ismi yanlış söyle. Mevkiyi yanlış söyle. Hepsini yanlış söyle ama kesinlikle spikerin adını yanlış söyleme. Evet. Ona çok bozuluyorlar çünkü. Doğrudur. Bende de oldu birkaç defa böyle. Telefon bağlantısında oluyor bu. Görüntülü olsa görüyorsun zaten tabii kim olduğunu biliyorsun ama sesler de bazen birbirine benziyor. Çok kısa süre zarfında bağlanıyorsun telefonda. İşte X kişiye Y kişi diye söylediğin zaman tabii yayından sonra arıyor ya bendim o yayındaki evet. O arkadaş değildi deyip bizde kötü oluyor tabii bundan. Ama burada biz bir arkadaş şaka yaptık hatta o zaman hangi operasyonları hatırlamıyorum ama önemli bir operasyondu. İşte Belma Altuncan vardı
Doğan Haber Ajansı muhabiri. Biz aradık işte X kanaldan arıyoruz. Sizi yayını alıyoruz diye falan acilen. Evet. Kızcağız meğerse evine gidiyormuş. Öyle mi? Tabii otobüsten inmiş. Biz de onu yayına bağladık falan hesapta. Sonra tabii şaka yaptığımızı anlattık ama. Önce ciddi ciddi televizyondan diye tabii, soruyorsunuz. Tabii. Ben de öyle bir sorular soruyorum ki. Böyle... Ha, sen sor. Ne sordun tabii. Peki? Valla işte o günkü operasyonla ilgili işte ben derin sorular soruyorum. Yani sizce bu iş ne olabilir? Komplo mu falan filan diye. O da normal muhabir ne bilecek yani komplo mu değil ne karışım tabii değil ama güzel de cevaplar veriyor yani. Öyle esasen, mi? Tabii. Sonra yayın bitti. Yani ben dedim ki teşekkür ederiz. Beni tanıdınız mı? İşte Adnan Sular ya dalga mı geçiyorsun falan. Ciddi. Şimdi evet. Belki de şüphelenmiştir ama diyemiyordum. Ola ki canlı yayınsa yani sen Adnan Sularsın ya bırak ya falan dese yayında aman Allah'ım. Evet. Kıyamet kopacak evet. Değil mi? Ama bayağı bir bozulmuştu. Benimle 6 ay konuşmadı. Öyle mi? Tabii evine gitmiş. Son otobüsmüş galiba. Ha onu ondan iniyor. Tam otobüsten iniyor yani. Adnan abi yapılmaz tabii, ama bu da. Ya yani. Ben ne bileyim otobüsle olduğunu. Yani. Siz de şaka yapıyorsunuz ama evet. Yani kız haklı. Şaka yani adı yüzünde. Evet kız ama haklı yani evet. Şimdi. 6 ay konuşmadı. Hemen daha da fazla. İlk karşılaştığında bayağı evet. Bir kızmışım. Şimdi bana şaka, yani esasen bana şaka yapacaktı ama benim şakam daha ağır gelir diye. Çünkü ben ciddi güzel şakalar yaparım. Öyle mi? Devamı yani, gelir diye. Yaptım çünkü bir arkadaşlar yani çok kötü şaka yaparım yani. Öyle mi? Gözaltına aldırmak gibi yani. Haberle var mı öyle bir şey? Öyle bir haber yok ama ben bir arkadaşı gözaltına aldırmıştım yani. Nasıl olmuştu sence? Kısaca anlatayım ben. Şimdi bir arkadaş vardı bizim Sezgin Akkuyun. Sürekli bana şakalar yapıyor falan filan. Sezgin böyle şeyler yapma. Gün gelir bak kötü şaka yaparım. Aradan bayağı zaman geçti. Ben Emniyet Müdürlüğü'ndeki girişteki arkadaşları aradım. Hı-hı. Yıllar önceki bir şaka bu. Hı-hı. Dedim ki bu arkadaş biraz bankalara borcu var. Aslında aranması yok. Siz varmış gibi gösterip kimliğinden koyacaksınız. Neyse tarih 23 Nisan. Geldi bu. Baktılar kimliğine. Ya dedi işte ben Adnan Sular'a geldim falan. Hani kimliği vermeye korkuyor. GBT'ye girersem aranırım diye. Onlar da yok diyor. Biz bugün 23'den bakacak gibi bakacağız gibi yapacağız diyor. Hı-hı. O da böyle bakarken falan aranıyorsunuz diyor. Tak kelepçeyi takıyor. Aman Allah'ım. Yani arkadaşlar kıyameti kopartıyor. Ya işte başbakanı arayın, şunu arayın, bunu arayın. Ağlıyor resmen falan. Kelepçe taktık ellerine. Bildiğin kelepçe tabii yani. Tabii taktık, içeriye koyduk falan. Ben sonra korktum. Ha, nezarete yani. De attınız. Tabii yani yok. Karakola götürdük giriş hani Nizamiye kapısından. Hı-hı. Şimdi baktım çocuk kalp krizi geçirecek. Dedim biz ne yapıyoruz ya? Aman Allah. Sonra kameraya çıkarttık tabii böyle görünce ya dedi. Gidecektim az kalsın dedi. Çektiniz ama değil mi? Tabii ama sonra bana şaka yapmayı düşündü o. Tabii çektik bunu ama kamera X-ray'da olduğu için kasette arıza vardı. O yüzden izleyemedik. Öyle mi? Evet, X-ray cihazına yakın olduğu için mi çekemedik? Tabii. Etkilenmiş. Etkilendi. Tabii daha sonra bana şaka yapacak. Ben tabii istihbaratını aldım. İstihbaratçıyız ya. Evet. Bana yapacağı şaka demene kısaca geçeyim. Ben evlendiğim zaman güya kucağında bir bebekli bir hatunla gelecek. Sen nasıl çocuğun babası Adnan Sular orada bağırtıracak. Evet. Orada bağırtıracak yani sen bu çocuğu niye babasız bırakıyorsun falan diye. Aman Allah'ım ama bu yapılmaz Adnan yapılmaz abi. Ama ben de dedim ama bak senin Sezgin senin bir şaka yapacağını biliyorum. Ne yapacağını da çok iyi biliyorum. Fakat bunu yaparsan senin bayram barış cezaevine harbi harbi gönderirim. Sıkı bir tehditle. Sıkı bir tehditle ondan sonra barış yemeği yaptık. Yani halen bana o yemek borçlu ama. Peki yaptı mı o düğündeki o yok, bebek? Yok işte istese yapsaydım ben dedim yani bayrampaşa cezaevine gösterdim yani. Harbi harbi gönderirim oraya. Aman Allah'ım görüyorsun. Ama espri tabi bunlar güzel şakalar. Tabii yani. Güzel şimdi hoş anılar. Evet evet. Bunlar gazetecilerin kendileri. Şimdi Adnan abi biz de insanız sonuçta. Hep sürekli haber o onu bu bunu yani biraz da hayatımıza renk gelsin böyle. Mutlaka. Ha, tabii. Başka bir lüksümüz yok yani inanın biz o kadar yoğunuz ki yani. Ne tiyatromuz var, ne sinemamız var, evet. Ne kafeteryamız var. Az önce yayına geleceğiz diye sizinle oturup çay içtik ya. Evet. Emin olun benim en lüksüm bu yani. Öyle mi? İnanın öyle bir... O da ne? 10 dakika falan bir çay içtik yani. Sizden 10 dakika önce ben geldim, 20 dakika. O benim için özel bir an yani. Bu tür anlarımız pek yoktur. Evet ama şeyi düşünemiyorum bile. Yani bu evlilik çocuğu kucağında evet. Çocukla gelen bir kadın. Çocuğun babası Adnan Sular ne yapıyorsunuz diye. Hayır Adnan abi için bir şey yok. Evet. Onu anlarım çünkü öyle bir şey yapmamış ama ya gelin ne olacak? Yani şimdi inandıramazsınız orada. Evet. Yani kıyamet kopacak. Evet. Aman Allah'ım. Şimdi Adnan abi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne tabii hepsi için söylemiyorum ama birçok ünlü geliyor. Evet. Bizim yakından tanıdığımız isimler geliyor gidiyor. Gözaltı ifade verme veya tanıklığına başvurma birçok evet. İçin. İş için geliyorlar. Şimdi onlardan bir tanesi Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen gözaltına alınıyor. Ama ne hikmetse organizedeki polisler seni tehdit ediyor. Maalesef öyle oldu. Yani şimdi sadece bizi örgütler, çeteler, mafyalar, ne bileyim avukatlar olsun şunlar bunlar tehdit etmiyor yani. Maalesef bazen polis de polisler diyor. De diyor. Ben de ona şahit oldum yani. Nasıl oldu bu? Şimdi o gün Tanju Çolak geldi ifade verdi gitti. Ben çekim yaptım ama bizim seste problem vardı. Oradaki arkadaşı söyledim ya dedim böyle bir problem var. O da sandı ki ben ondan görüntü istiyorum. Ben tabii sinirlendim. Ben senden görüntü istemedim falan diye. İstihbaratını aldım sinirlendim yani o anda o sinirle ben sinirlenince de böyle saldırıyorum ya öyle bir huyum da var.
Bir baktım işte bilgiyi aldım, iki adım adım ben aşağıdan. İndim ben, çektim adamı. Hı-hı. Adamı tabii ilk ve son çeken benim. Gerek adliye boyutunda gerek emniyet boyutunda tek görüntüsü var. Bunu verdik, kıyamet koptu tabii. İşte Rıdvan Dilmen gözaltında, bütün kanalları bangır bangır giriyor görüntü. Şimdi çektiğimiz yer emniyetin otoparkı olduğu için oradaki arkadaşlar herhalde fırça yemişler. Şimdi bir polis niye görüntü verdirdiniz diye. Şimdi ben de şunu söylüyorum, yani siz polisiniz, bir suçlu yakalamak için her yere girersiniz. Ben de gazeteciyim, sizin gidiniz her yere girerim. Girmek zorundayım. Yani ben işim görüntü yani. Alayım, evet. Aradan birkaç gün geçti, işte o kadar basın mensubunun içerisinde biri komiser, bir de birkaç arkadaşla beraber geldiler. Birader dediler, bir gelsene bir konuşalım diye falan. Dedim gelelim, ne var? İşte tehdit ettiler, yani sen bunu çektin dedi, niye dedi şey yaptık çektin dedi, biz o kadar fırçaydı falan. Senin yüzünden. İşim bu yani arkadaşlar, yani bu kişiler bunu algılamayın, benim işim bu. İşte orada tehdit vari kelimeler kullandılar. İşte bunu madem çektin niye herkese dağıtıyorsun ya hocam? İyi de ajansım ben zaten. Ajansım zaten ya, ben bunu saklayacak hatıra diye saklayacak falan yok. Aman Allah. Evet. Çektim madem niye i̇şte servise koyuyorsun? Görüşürüz dedi. Biz şikayetçi olduk dedi falan. Dedim görüşürüz dedim yani. Dedim herhalde bu aralar çetemete kalmadı dedim. Bizle uğraşıyorsunuz. Bizle mi uğraşıyorsun? Beni mi tehdit ediyorsun dedim yani. Yani hem dedim emniyette dedim yani. O çete organize polisi emniyetin bahçesinde girişinde haber yapan gazeteciyi tehdit ediyor. Böyle bir şey var mı? Tabii daha sonra tabii benimle uzun süre konuşmadılar. Öyle şimdi mi? Selamlaşıyoruz. Hiçbirine art niyetimiz yok tabii. Sonuçta onlar da muhtemelen sıkıntı yaşadılar. Oluyor. Hatta biz onlar da göz ağrıdık. Aradan yıllar geçti. Bir tane memur, yeni memurlardan. Ya dedi arkadaşlar burada çekim yapmayın dedi. Bakın biz sıkıntı yaşıyoruz. Yıllar önce dedi işte Rıdvan Dilmen'i çekmişler burada. Öyle onu, mi? Tabii. Şimdi bizim o stajyer arkadaş da Onur Turan bana göz ediyor abi, seni ifade ediyor. Seni ifade ediyor ama. Çaktırmadım hadi gidelim. Ya öyle mi falan evet, diyor. Evet. Tabii sıkıntı olmuş arkadaşlar haliyle. Evet. Anlayışla karşılıyoruz. Evet. Şimdi tamam, polis organize şubedeki polis arkadaşlar tebrik etmişler ama bunlardan çok çok daha vahimi DHKPC'nin ölüm listesine alınmış Adnan Sular. O tam bir aptalca bir durum aslında. Yani şimdi biz sonuçta gazeteciyiz yani. Biz o örgütün Armutlu'daki operasyonu yakından takip ettik. Hatta 3 gün orada yattık kalktık falan. Hı hı. Tamamen bağımsız olarak, tamamen böyle tarafsız bir şekilde takip ettik. Fakat şu an ismini zikretmek istemiyorum. Kamuoyunun çok yakından bildiği bir gazeteci. Hı hı. Bizim orada polise yer gösterdiğimizi iddia etmiş. Yani işte bu gazeteciler polise yer gösterdi falan filan. Ki böyle bir şey yok. Ondan sonra ben ve arkadaşım Hüsnü Yücel örgütün web sitesinde işte öldürülecek gazeteciler listesi, yer gösteren gazeteciler diye işte Adnan Sular, işte ne bileyim Hüsnü Yücel. O dönemin emniyet müdürü, şube müdürü, terör müdürü Mehmet Artunay vardı. Bize koruma falan vermek istedi. Biz de gerek yok. Güzel gün emniyetteyiz de korumaz. Yani. Allah'tan başladık. Bizden korumamız yok. Yani böyle bir anımız oldu. Uzun süre bir tabii şey oldu yani, böyle bir sıkıntı oldu bize. Peki o gazeteci niye bu gazeteci arkadaşlar polise yer gösteriyor diye bir haber yapma ihtiyacı duydu? Şimdi biz orada 3 gün, 3 gece kaldık orada. Operasyonun başlamadan önce. Hı hı. Hatta işte ölüm orucunda olan kadınlar koşuyorlar, erkekler koşuyorlar. Biz gece gidiyoruz, onlar oturuyoruz falan filan. İşte onlar aralarında konuşuyorlar. Biz de, tanıyorlar gazeteciyiz yani. Hı hı. Muhtemelen orada biz küçük Armutlu'da o 3 günü orada geçirmemiz sanki böyle polise bilgi aktarmışız gibi algılandı. Yani sonuç itibariyle ben polise de oturup konuşurum. Eylemciyle de oturup konuşurum. Yani işimiz bu yani. Ben, evet. Yani orada muhtemelen yanlış bir bilgi aldı veya yanlış bir değerlendirmede bulundu. Ama işte bir yanlış değerlendirme bizi böyle listelere aldırabilir. Sonra ne oldu listede, ama bir problem yaşandı. Sonra tabii zaten DHKPC o dönemde büyük operasyonlar, büyük darbeler aldı. O günden bugüne bir ses çıkmadı yani, tabii sonuç itibariyle biz de görevimizi yaptık. Evet, liste şu an kalmamıştır herhalde. Vallahi bilemiyorum. Hala şimdi şey diyorlarmış böyle bize. Adnan Sular, evet unutmuştuk biz bunu, listeyi tekrar alalım diye bu yayından sonra. Yayından sonra aman Allah'ım. Şimdi onun yanında bir ölüm listesi daha var. O da Sedat Peker. Ya hiç sormayın, onu ben yıllar sonra öğrendim ya. O da şöyle oldu. Şimdi Sedat Peker'i ben hep özel çekiyorum. Yani ilk gözaltına alındığı günden bugüne kadar şans mıdır, nasip midir, kısmet Sedat midir, Peker'e özel istihbarat almamadır bilemiyorum. Birisi istihbarat olarak geldi, birisi tesadüf oldu. Yani her defasında ben bu Sedat Peker'i denk geliyorum, çekiyorum. Hı hı. İşte en son gözaltına alındığında, tutuklandıktan sonra atıyorsunuz, tutuklandı ya en son. Hı hı. O tutuklanmadan önceki gözaltına alındığında yine garajdan çıkarken polisler işte çıkarırlarken ben soru sordum, bir şey söyleyecek misiniz işte gözaltındasınız falan diye. Cevap vermek isterken polis arkadaşlar kafasını eğdiler. Bu kafası işte polisler eğdi. O da konuşturmayınca. Kafaya basma diye tabir edilen. Evet, kafaya basma. Abiyle. Tabii o da Sedat Peker bildiğim kadarıyla işte annesi hani onu o halde görmüş diye, üzülmüş diye. Hı hı. İşte çok kızmış. Her defasında bu gazeteciyle karşı karşıya kalıyorum. Ne zaman gözaltına alsam bir tek bu var. İşte başka gazetecim yok gibi. Bayağı bir tepki.
göstermiş. Tabii bu arada bizim bir de tanıdık bir ajanstaki bir değerli çalışanımızın da bir telefon arkadaşlığı falan var yani. Bir şey, tanışıklığı var. Direkt aramış, demiş ki ya kardeşim kim bu adam ya? Ne zaman gözaltına alırsan bu adam karşında. Aman Allah. O zaman demiş yaymış ya, bayağı bir ağır konuşmuş. Bunu kardeşim kimseye şey yapmayalım, bunu bizzat ben vuracağım diye. Öyle mi? Tabii. Tabii ben bunun haberim yok. Hiç haberim yok. Aradan 6 yıl geçiyor. Bir gün böyle istihbarat servisinde arkadaşlarla oturup konuşurken müdürler, bizim müdürümüz söyledi. İşte böyle bir durum vardı, seni tehdit ettiler diye. Nasıl yani dedim ya. İşte o zaman böyle bir tehdit telefonu var geldi. Kaç sene önce? 6 sene önce. Niye söylemediniz? İçerideydi adam. Aman Allah. Yani. Çıktığı andan itibaren Adnan Suları'nın hayatı evet, tehlikeli yani. Sedat Peker. Öyle. Direkt bunu mu söylemiş? Yani ben çıkınca ben vuracağım. Kimse bu evet, arkadaşım evet, şey yani yapmasın. Kardeşim bunu ben vuracağım demiş ya. Her defasında ben, bu beni çekiyor. Ne zaman gözaltına alsam hep bununla karşı karşıya kalıyorum. Kim bu adam ya? Aman Allah. Evet. Şimdi Celalettin Cerrah. Evet. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptığı sırada Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım, değil mi? Yanlış evet, söylemiyorum. Doğru. Mahmut Yıldırım'ın kaçtığı veya öldüğüne yönelik bir açıklama yapıldı. Nedir bunun hikayesi? Hikayesi şu. Şimdi akşam saatlerinde işte Yeşil'in oğlu Murat, zannedersem isim Murat olması lazım. Murat da işte o grubuna bir operasyon yapıldı. Şimdi televizyonlar son dakika olarak geçiyorlar. Bana da söylediler böyle bir durum var. İşte Yeşil de son anda kaçmış falan diye. Ya ben dedim arkadaşlar ya Yeşil'e bir yönelik bir operasyon yok. Merkeze de söyledim. Bakın böyle bir haber geçecekler. Yani buna itibar etmeyelim. Yeşil'le ilgili bir şey yok. Oğluna yönelik bir operasyon. Ama kanallar canlı yayın araçlarını getirdiler falan filan. Herkes yayına bağlandı. İşte Murat Yıldırım gözaltına alındı şu kadar adamıyla beraber. İşte Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım da operasyonda son anda kaçtı Kadıköy'de işte. Operasyonda. Yani mümkün mü o son dakikada kaçması? Neyse biz bu haberi geçmedik ama merkez beni sürekli arıyor. Yani böyle herkes geçiyor, biz geçmiyoruz ya. Niye geçmiyoruz? Ya yalan mı geçelim yani? Böyle bir şey yok. Aldığım kaynaklar böyle bir operasyon olmadığını söylüyorlar. Yeşil'le ilgili hiçbir şey yok. Ben inat ettim. Saat gece 12'ye çeyrek var. Yanımda Doğan Haber Ajansı muhabiri de var. Emniyet müdürü çıktı çapkın. Şey pardon cerrah. Efendim yani böyle böyle bir haberler dönüyor yani. Herkes hı-hı, Mahmut Yıldırım son anda kaçtı falan filan. Nedir bu ya? Böyle bir operasyon var mı? Hakikaten kaçtı mı? Diye sorduğumda ölen bir kişiyi niye arayalım kardeşim dedi. Aman. Şimdi tabii Yeşil'de öldüğü ne resmi bir yerden tespitli ya başka bir yerden tespitli. Hiç kimsenin yani ölmüşse de bir tespit olması lazım resmi olarak. Evet. Şimdi emniyet müdürünün böyle bir açıklama yapması resmi olarak öldüğünü açıklaması anlamına geliyor. Biz de tabii bunu son dakika olarak geçtik. Tüm gazeteler çünkü kullandılar. Tabii diğer muhabirler geldiler. Dediler ki ya işte müdürüm siz Yeşil'in öldüğünü açıklamışsınız falan filan diye. Bizden sinirlen döndü böyle. Onu dedi İHA'ya sorun, o her şeyi biliyor. Beni göstererek böyle onu İHA'ya sorun dedi. O her şeyi biliyor. Hepsini biliyor. Daha sonra bayağı sıkıntı yaptılar bana yani. Biz böyle bir şey anlatmak istemedik. İyiydi ama siz dediniz yani. Sizden çıkan bir tabii bilgi. Tabii sizden çıkan bir bilgi. Adnan abi son 30 saniyem çok kısa lütfen. Hı-hı. Şimdi 10 yıldır polis adliye muhabirliği yapıyorsun. Ama 5 ayda 2 defa evin soyuldu. Evet. 30 saniye lütfen. Valla Bağcılar Texas yani. Yani orada uzun yıllar oturmuş. Şimdi orada oturmuyorum çok şükür de. Giriyorlar yani ne bileyim. İz de bırakmıyorlar mübarekler. İki defa girdiler evini soydular. İki defa girdiler evet. İki defa girdiler. Arabama girdiler. Yani şikayetçi olduk. Parmak izi yok hocam. Parmak izi bırakmıyorlar.